hem geçmişten gelen güzelliğini günümüze kadar taşıyarak bizlere doğal ve kültürel güzelliklerini sergileyen bir il ve ilçemizden sesleniyoruz sizlere bu hafta. Aydın Didim'deyiz efendim. Bir gayrimenkul danışmanı, hatta uzman bir gayrimenkul danışmanı ile beraberiz. Buradaki detayları alacağız. Tabii ki de faaliyetleri öğreneceğiz ama işin ticari boyutundan çok aslında nasıl aile olundu ve nasıl kendilerine aile bünyesi katmak istiyorlar, bunu konuşacağız tabii ki de. Gelin işletme etkilimizi tanıyalım, sonra da sizin ve benim merak ettiğim tüm sorulara yanıt alalım efendim. Öncelikle programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Siz de Didim'e hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Sizi ağırlamak bizim için çok güzel. Çok teşekkür ederim. Siz tanıyalım sizi. Bizler de çok iyiyiz. Tanıyalım sizleri biraz. Benim ismim Günnur. Günnur Özportakal. 24 yaşındayım. Cevabiyer Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi mezunuyum. İzmir'de doğdum, büyüdüm. Yaklaşık 5 yıldır burada yaşıyorum. Gayrimenkul sektörüne çok ilginç bir şekilde başladım. Hiç aklımda yoktu. Düşündüğüm meslekle hiçbir bağlantısı yoktu. Bir tavsiye üzerine başladım ama başladığım gün kendimi buldum resmen. İnsanlara sadece satış değil, bir kiralık bile verdiğim zaman insanların o yaşadığı mutluluk, hayallerine kavuşma gibi bir durum. O beni çok mutlu etti. O yüzden dedim ki ben artık bu saatten sonra başka bir meslek yapamam. O şekilde bu sektörde kaldım. Harika. Sektöre başlangıcınız tamamen aslında insan memnuniyeti üzerine. Kesinlikle. Ve şöyle de bir durum var ki, en başında da söylediğim gibi sizler burada bir ailenize aile katmak adına, yani bünyenize bünye katmak adına gayrimenkul danışmanlıkları gerçekleştiriyorsunuz. Ben aslında yatırımlardan vesaireden bahsedeceğim ama sektörün içerisinde bulunan bir kişi olarak insanların hayallerine aslında dokunuyorsunuz. Hı-hı. Bu müşteri memnuniyeti size neler sağlıyor? Ben bunu konuşmak istiyorum aslında. Şöyle, her sektörde tabii ki de bir para kazanma ihtiyacı var. Sonuçta hepimiz bu yüzden çalışıyoruz. Ama bunun yanında da yaptığımız işi sevmek, ona değer vermek çok önemli. Çünkü o zaman çalıştığınızı hissetmiyorsunuz. İnsanlar bize geldiklerinde şu dairenize bakabilir miyim değil, benim bu ihtiyacım var, şu kadar bütçem var ya da bütçemi şu kadar zorlayabilirim, amacım bu dediğinde biz onları en uygun şekilde yönlendirmeye çalışıyoruz. Gerekiyorsa bütçelerini ayarlıyoruz. Diyoruz ki bu bütçe fazla ya da bu bütçe eksik. Sizin istediğiniz ev ya da arsa, x bir şey, bu kadar bütçe gerektiriyor gibi yönlendirmeler sayesinde başarıyı yakalamaya çalışıyoruz. Harika, süper. Peki faaliyetlerimiz neler üzerine, bunu konuşmak istiyorum. Gelen danışanlarımız bize daha çok bu kadar bütçem var, bu tarz bir ev arıyorum şeklinde geliyor ya da arsa arıyorum şeklinde geliyor. Biz olabildiğince onlara kendi portföylerimize yardımcı oluyoruz. Eğer yoksa da o portföyü yaratmaya da çalıştığımız zamanlar oluyor. Sadece ev değil, arsa, arazi, sadece Didim içerisinde değil, Didim dışında da ulaşabildiğimiz kadar bölgeye ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü ekibimiz sadece ofisle kısıtlı değil. Ofisimiz çok geniş, diğer mesleklerimizde de yeri geliyor paslaşıyoruz. Çünkü işimiz gereği biz her yere yetişemeyiz. Didim içerisinde de her yere yetişemeyiz ki kaldı ki diğer yerlere hiç yetişemeyiz. Bu noktada sağlam çalışan, ekibine önem verdiğini hissettiğimiz, çalışma disiplini olan meslektaşlarımızla paslaşıyoruz. Onlar bize buraya müşteri gönderdikleri oluyor, bizim müşteri gönderdiklerimiz oluyor. Bizim asıl odaklandığımız nokta, bize danışmaya gelen kişiler istediklerini bulabiliyorlar mı? Biz onlara bizim satmak istediklerimiz değil, onların arayışına cevap verebiliyor muyuz? Buna odaklanıyoruz daha çok. Süper. Peki ben bu noktada tam da şuna değinmek istiyorum. Evet, sadece Didim bölgesinde değil, yakın ilçelerde, köylerde de aslında hizmetler, hı-hı, veriyorsunuz ama izleyicilerimiz aslında en çok merak ettiği nokta şu. Evet, Didim tatil yeri. Hı-hı. Çok şahane bir yer. Tatil yapılması gereken bir yer. Ama yatırım konusundaki soru işaretlerini ortadan kaldıracak olursak, neden kişiler Didim'e yatırım yapmalı, konut ya da arsa arazi almalı? Didim, Türkiye'deki birçok yerden daha fazla yatırıma uygun bir yer. Bunun sebebi de şu, Didim çok bilinmeyen bir yerdi. İnsanların çok fazla duymadığı, görmediği, ya Didim neresi dediği bir yerken, şu an en fazla duyulan, en fazla talep gösterilen yer oldu. Çünkü yakın çevremizdeki tatil bölgelerine baktığımız zaman doldu, taştı, yeni inşaatlar yapılamıyor. Örnek veriyorum Bodrum gibi, Kuşadası gibi, çevresi gibi. Ama Didim buna çok uygun. Çok fazla imara açık yerler var. İnşaat yapılabilecek çok fazla alan var. Mesela şu anda Didim'e baktığımızda Didim batıya doğru yerleşkesi kayıyor. Çünkü orada büyük bir alan bundan 2 sene öncesine kadar bomboş bir arsa olarak geçiyordu. Yerleşim yeri yoktu ama şu an son 2 yıl içerisinde inanılmaz bir inşaat yoğunluğu oldu. Haliyle bu da fiyatların artmasına sebep oluyor. Sonrasında
Belli bölgelerde arsalarımız var. Hiç duyul, şu ana kadar birçok insanın duymadığı, görmediği yerler. Oralarda talep gördükçe daha da fiyat artışına sebep oluyor. Öyle bölgelerimiz var ki şu an sadece borsa gibi insanların alıp bir süre bekleyip sattığı, kısa süreli ve uzun süreli yatırımlar diye ayırdığımız şekilde alıp kısa süre değerlendirip sattığı ya da ben burayı alıyorum uzun süre dediğimiz 5 yıl ya da 3 yıl gibi süre sonra satmayı düşünüyorum dediği yerler var. Bu bölgede de az önce de bahsettiğim gibi yatırımı nereye yapacağına göre biz onları yönlendiriyoruz. Gelen kişi eğer bana örnek veriyorum benim 800 bin TL'm var diyorsa ben 800 bin TL'li o kişiye ne aldırabilirim değil. Neden buradan bir yatırım almayı düşünüyorsunuz? Buna odaklanıyorum. Eğer yanlış bir düşüncesi varsa ya da daha fazla kazandırabileceğim bir yöntem varsa bakış açısını o yöne doğru çeviriyorum. Çünkü burası yazlık bir bölge olduğu için sürekli yaşayan kişi sayısı az. İstanbul'dan gelen, İzmir'den gelen kişi sayısı çok fazla. Bu noktada da hiç bilmedikleri bir yere geldiğinde empati kuruyorum. Ben hiç bilmediğim bir yere gittiğimde ve zor kazandığım bir para varsa ortada, emek verdiğim bir para varsa onu en iyi şekilde değerlendirmek isterim. Burada en iyi şekilde yönlendirmek, insanlara yatırım yapmak da bizim işimiz. Bana şunu diyebilir, ben arsa almak istiyorum, kısa süreli bir yatırım düşünüyorum. Kısa süreliden kastım 2 ay, 3 ay, 5 ay olabilir. Ya da ben kenara ayırdığım, unutmak istediğim bir para var. Bunu nasıl değerlendirebilirim der. Ben onu o kişiye arsada yönlendirebilirim, evde yönlendirebilirim. Ya da şunu da diyebilir, ben buradan ev almak istiyorum. Günlük kiraya vermek istiyorum ya da sürekli kiraya vermek istiyorum kafam rahat olsun diyebilir. Aslında bu noktada uzman bir danışmanın da tam olarak yapmış olduğu şey bu ki netice itibariyle demiş olduğunuz gibi unutmak istenilen bir para da olabilir. Hı-hı. Tam tersi emekle kazanılan bu zamana kadar biriktirilmiş tek bir para da olabilir efendim. Evet. Bunu doğru noktalarda değerlendirmek açısından aslında sizler satışlarınızı gerçekleştirmiş, hı-hı, oluyorsunuz. Çünkü insanların ihtiyaçlarını analiz etmek her zaman çok zordur ve siz tam bu noktaya imza atıyorsunuz bir aile iş yeri olarak. Çünkü neden derseniz bakıldığı zaman yatırım, evet, neden buraya yatırım yapmalıyım, evet, ve bu yatırımın karşılığında kısa vadede ya da uzun vadede neler kazanacağım mantığıyla bakıldığı zaman hem ticari yönlendirme hem yatırım yönlendirmesi hem de tam olarak bu noktada güvenli bir yönlendirme, kesinlikle, yapmış oluyorsunuz. Peki ben biraz da güveni konuşmak istiyorum. Danışanlarınıza karşı sağlamış olduğunuz çok güzel bir güven var. Hı hı. Güzel başarılara imza atmışsınız kısa bir süreçte. Geçmişe bakıldığı zaman sizlerle çalışan kişilerin çok fazla gayrimenkul geçmişi var ama sizler için konuşacak olursam bu güveni bu kısa zamanda nasıl sağladınız? Nasıl sağladık? Bunun aslında en büyük ve tek sebebi para kazanma odaklı değil, insan kazanma odaklı çalıştığımız için bunu bu kadar iyi sağlayabiliyoruz. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi hadi bir yer alsın şuradan şu kadar komisyon alayım diye baktığınız zaman karşı taraf bunu zaten hissediyor. Bu sadece ev arsa alırken değil, bir kıyafet seçerken bile mağazaya girdiğimizde bize ne için kullanacaksınız? Atıyorum abiye mi? Nerede giyeceksiniz? Kendi nişanınız mı? Kardeşinizin nişanı mı? Gibi sorular sorulup o şekilde sizi yönlendirirler. Bizim sektör de aslında buna çok da yabancı değil. İnsanlara aa para diye yaklaşan insanlar zaten sıyrılıyor bizim sektörde. Çünkü geri dönüş var. Eğer benim ailem buraya yerleştiyse 2 gün sonra onun kız kardeşi de buraya yerleşecek. Arkadaşı da buraya yerleşecek. Çünkü burayı duymamış ve buraya gelecek. Eğer biz sadece emlakçı olarak onlara yaklaşırsak onlar ilan aramaya, işte en uygun fiyatlı nerede gibi aramaya devam ederler. Ama biz o kişiye gerçekten onun gayrimenkul danışmanı olduğumuzu hissedersek, bütün gayrimenkullerini bize güvenle teslim edebileceğine inandırabilirsek eğer, bu noktada zaten çevresini kazanmış oluyoruz. Harika, süper. Peki tam bu noktada izleyicilerimiz sizlere ulaşım sağlamak istedikleri, hı-hı, zaman kendilerine güvenilir uzman bir gayrimenkul danışmanı aradıkları zaman Didim'de sizlere nerelerden ulaşım sağlayabilirler? Bize internet üzerinden ulaşım sağlayabilirler. Ekstra ofisimize ziyaret edebilirler. Ofisimizde çok kolay bulunabilecek bir mevkide. Çok şık dizaynı olan bir ofis çok aynı zamanda. Çok teşekkür ederiz. O şekilde bize ulaşabilirler. Çok güzel. Ben biraz da ileriye dönük hedeflerden bahsetmek, hı-hı, istiyorum. Çok güzel projeler imza atmışsınız. Birçok portföy edinmişsiniz. Edinmeye de devam edeceksiniz diye düşünüyorum ki zaten. Çünkü düşünmüş olduğunuz noktada tam bir danışmanlık, uzman bir danışmanlık, evet, aslında analiz konusunda. İleriye dönük hedeflerimizden bahsedecek olursak neler bekliyor size dair bizleri? Şöyle bahsedebilirim. Bizim ofisimiz yeni kurulmuş bir ofis. Eylül 2021'de açıldı. Henüz şu anda daha insanlara kendimizi tanıtma,
insanların bizi tanıması, güvenmesi aşamasındayız. Çok da güzel, beklediğimizden çok hızlı bir şekilde yol alıyoruz. Bize geri dönüşleri çok güzel. Bunu şu şekilde değerlendirmek istiyoruz. Uygun, başarılı danışmanlarımızla iyi kemik bir kadro oluşturmak istiyoruz. Çünkü şunu da istemiyorum ben. Gidip hiç bilmediğim bir yere Varuna Gayrimenkul ofisi açıp da danışmanlar gelsin buraya işlesin değil. Onu da ben kontrol edebilmeliyim. Çünkü orada beni temsil edecek kişilerin de ofisi en iyi şekilde temsil edip işini yapması gerekiyor. Çünkü ofiste ben emlak sektörüne şöyle bakıyorum. Herhangi bir zincir markete ya da vesaireye girdiğimizde adına gireriz. Ama emlak sektöründe sadece adı için bir ofise giremezsiniz. Danışmanı için bir ofise girersiniz. Dersiniz ki Günür Hanım vardı bizimle çok iyi ilgilendi dersiniz. Haliyle farklı bir ofise girdiklerinde de o Günür Hanım'ı orada da bulmalılar. O yüzden biz ofisimizde ben danışmanlık yapmak istiyorum canım sıkıldı diyen, boşta kalmayayım çalışayım diyen değil, gerçekten işini iş ahlakıyla yapabilecek danışmanlar yetiştirmeye çalışıyoruz. Süper, çok güzel. Aslında bir kadın girişimci olarak hem işinizin başında durmaya devam etmek istiyorsunuz, hem de faaliyetlerin her konusunda, her koşulda altına imza atmak istiyorsunuz. Evet, bir de kadın olduğumuz için de. Kesinlikle, hassasiyet her zaman çok farklı oluyor. Peki bizler burada röportajımızı sonlandırmadan önce bize ve izleyicilerimize son olarak aktarmak istediğiniz yatırımlar konusunda son tüyolarınızı vermek istediğiniz noktalar var mıdır? Aslında şöyle var, dedim. Halihazırda çok gelişmekte olan bir bölge daha da gelişiyor. Bundan bir 5 sene sonra Didim'e geldiğimizde belki de Didim'i tanıyamayacağız. Çünkü 5 sene öncesine baktığımızda şu an inanılmaz bir yol kat etmiş. Didim hem eğlence açısından hem havasından suyundan, ki biliyorsunuz duymuşsunuzdur illaki, Didim şu anda sağlık açısından da sağlık turizminin de çok yoğun olduğu bir bölge. Diş hekimlerinin çok fazla olduğu, yurt dışından da diş hekimleri için Didim'i tercih eden kişi sayısı çok fazla. Artı olarak da Didim'in havası denizden karaya değil, karadan denize esen bir bölge olduğu için nem oranı çok düşük diğer yazlık bölgelere oranla. Bundan dolayı astım hastaları, işte bronşit hastaları gibi nefes almakta zorluk çeken, daha orta yaşın üstünde olan kişiler Didim'i o yüzden de çok tercih ediyorlar. Bununla da çok karşılaştık. Bundan dolayı da çok daha güzel yerlere gelecek dedim. Daha da duyulacak. Yatırım olarak da baktığınızda şu an Türkiye'nin neresine giderseniz gidin fiyat artışı oranında Didim'den daha fazla fiyat artışı yaşayan bir bölge yok. İnsanlar evet karşı çıkıyorlar, ev almakta zorlanılıyor vesaire, ama baktığımız zaman Didim yeni biliniyor, yeni gelişiyor. O yüzden de herkesi Didim'e bekleriz. Doğru yatırımlar yapmaları konusunda yardımcı olmak çok isteriz.